İyi günler arkadaşlar. IP versiyon 6 GRE ve IP versiyon 6 IP, IPv6 IP Tunnel nedir videosuna hoş geldiniz. Bu eğitim videosu şundan ibaret. Buraya bir tane topoloji çizdim gördüğünüz gibi. Bir tane router 1 var, bir tane router 2 var. Bunlar farklı bölgelerdeler. Ben router 1 arkasında bir tane IP versiyon 6 network'üm var gördüğünüz gibi. Bir tane de router 2 arasında bir IP versiyon 6 network'üm var. Ama bunlar farklı yerlerde. Ve ortadaki bizim komple internetimiz IP versiyon 6. Amacım bu ikisini haberleştirmek. Bu ikisi arasında iletişim kurmak. Yani IP versiyon 6 paketlerini IP versiyon 4 paketi üzerine içine koyup karşıya geçirmek, tekrar çıkarıp bu IP versiyon 6 network'üne göndermek. Amacım bu. Ve burada kullanacağım teknoloji GRE ve IP versiyon 6 IP dediğimiz teknolojiler. Dikkat edecek olursanız buradaki kullandığım teknoloji point to point, yani noktada noktaya. Yani bir tane router var. Burada bir tane daha router var. İkisi arasında, iki nokta arasında yapacağım ben bu işlemi. Bu ikisi de bu iki nokta arasında, yani iki tane nokta varsa sadece, üç tane değil bakın. Şu da başka, şu da başka router olsaydı, böyle bir sürü network olsaydı o zaman sıkıntı olurdu. Şu anda bu sadece iki nokta arasındaki bilgisayarı böyle router'u bağlayıp arkalarındaki IP versiyon 6 network'ünü haberleştirmek için kullanılan bir teknoloji. Şimdi GRE ve IP arasındaki farkı şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela GRE dediğimiz şey de IP dışındaki protokolleri taşıtabilir. Yani IPX gibi protokol çok önemli bir şeyler değil. IPv6 IP ise sadece IP taşır demişiz. Şunu söyleyeyim. Bunları biz bakacağız tabii. Wireshark'ta göreceğiz farklarını da. Tunnel Broker diye bir şey var. Tunnel Broker'lar var artık. Bu ne biliyor musunuz? Çok ilginç bir şey. Şöyle. Mesela diyelim ki hatta şurayı çizerek anlatayım. Şöyle de daha iyi olsun. Bakın. Mesela diyelim benim şurada bir tane router'ım var. Router'ın arkasında network'üm var. Bir tane network'üm var. Ve işte burada bulut olsun, şurası bulut olsun. Burası hep IP versiyon 4 network'ü. Dünyası, yani internetin tamamı bu. Şimdi biz biliyoruz ki, daha önce söylemiştim ben, dünya üzerinde hatırı sayılır bir network artık IP versiyon 6'ya geçti. Ve bunlardan bazıları da sadece IP versiyon 6 kullanıyor. Ben şimdi bu IP versiyon 6 network'üne ulaşmak istiyorum bir şekilde. Yani çoğu, yani bu şekilde bunlara ulaşmak istiyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu IP versiyon 6 network'üne ulaşan aracı bir router buluyor. Mesela şurada bir router olsun. Bu bir firma aslına bakarsanız. Aynı emlakçı gibi düşünün. Bir router. Ve bu router'ın IP versiyon 6 network'üne erişim var. Adam sırf bunun için bir şirket kurmuş. Ve bu şirket IP versiyon 6 network'üne erişebiliyor. Siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Az önce bahsettiğim o GRE IPv6'i siz buradan bir tunnel oluşturuyorsunuz bu firmaya. Bakın gene siz IP versiyon 4 network'üne ulaşıyorsunuz. Şu anda sıkıntı yok sizin için. Yani ona devam ediyorsunuz. Aynı zamanda IP versiyon 6 network'üne ulaşmak için bir tunnel oluşturuyorsunuz. Mesela GRE tunnel oluşturuyorsunuz düşünelim. Bu adamla bir tunnel oluşturuyorsunuz. Tabi bunlara para veriyorsunuz. Bu adamın dediği tanılı GRE veya IPv6 IP olsun oluşturuyorsunuz. Bu adam size işte şu IP falan kullan diyor. Dolayısıyla sizin network'ünüz IP versiyon 6 network'üne de bu şekilde ulaşabiliyor. Bu aslında yani denenebilecek bir teknoloji. Hatta ben internete baktım böyle Tunnel Broker'lar deyince arayınca işte şöyle bir site var. Tunnelbroker.net diye. Bunlar IP versiyon 6 dünyasına bizi bağlayacak aracı firmalar. Broker zaten aracı demek biliyorsunuz. Yani işte bu işleri yapan insanlar. Bu denenebilir. Hatta ben böyle bir şey denemeyi düşünüyorum. İşte oraya üye olup o bir router'ımla işte çok pahalı bir şey değilse deneyeceğim yani. Neyse biz şu teknolojimize geçelim. Burada yapacağım işleyi şöyle anlatayım arkadaşlar. Şu Router 1'in konfigürasyonu. Şu router 1'in. Şu da router 2'nin ayarları. Bakın ayarlara bir bakalım ne diyor. Birinci ayar şu. Şu interface IP vermiş. Tamam, bu zaten belli, ne olduğu belli.
Sonra bir tane loopback adres oluşturdum ben. Niye loopback adres oluşturdum biliyor musunuz? Şu arkasındaki bilgisayarı temsil etsin diye. Daha önce biz bu tür şeyler yapıyorduk biliyorsunuz. Yani ben şimdi şu router'ın arkasına 3 tane bilgisayar falan bağlayamam. Dünya kadar iş. Ben onun için şunu temsil etsin diye bir tane loopback adres oluşturdum. Bu da tamam. Ardından bir tane tunnel oluşturuyorum. Tunnel. Nasıl tunnel? Tunnel derken şöyle aslında bir tane interface'tir aslında tunnel. Şöyle interface. Şunu ben kırmızı yapayım da şöyle. Yeşil yapayım dur. Şöyle bir tane tunnel interface oluşturuyorum. Bu tunnel interface'i böyle bir kablo olmayan bir kablo. Sanal bunların hepsi. Şöyle bir tunnel. Burada bir tane tunnel interface olacak. Ve şunlara IP adresi falan atacağım. Yani IP versiyon 6. Sanki buradan iletişim kuruyormuşuz gibi. Yani şu iki tane network, şu 2000 network'ü ve şu 3000 network'ü sanki şu yeşil kablo üzerinden iletişim kuruyormuş gibi bir his vereceğiz. Nasıl yapacağız onu da? Aslına bakarsanız öyle bir şey var mı? Yok. Niye? Gerçekte şunun üzerine gidecek. Giderken de aslında şu IP paketi mesela diyecek ki mesela şu adam benim network'üm bir şey benim IP adresim 2000.2000 erişmek istediğim ise 3000 diyecek. Böyle bir paket gelecek. IP versiyon 6 paketi gelecek. Bu router 1 diyecek ki sen bu şekilde dışarı çıkamazsın. Ben seni başka bir paketin içine koyayım diyecek. Başka bir paketin içine koyup gönderecek. Nasıl yapacak bakalım. Önce bir tunnel interface oluşturuyorum. Tunnel interface için diyorum ki source ve destination adresleri belirliyorum. Source adres şu. Destination ise şu. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Şu elemanlardan bir paket gelirse bana gideceğim diye. Mesela şöyle bir paket geldi. Bu paketin source kısmı 2000. Destination kısmı 3000. Böyle bir paket geldi. Ama ben bu paketi gönderemem. Ben bu paketi bir IP versiyon 4 paketin içine almam lazım. IP versiyon 4 paketi içine aldığım zaman da bana bir source ve destination IP lazım değil mi? IP versiyon 4. İşte source kısmı şu olsun, destination kısmı bu olsun demektir. Bu kadar basit. Ondan sonra tunnel mode şu ikisinden birisi olabilir. Yani bu taşıma işlemi nasıl olsun diye soruyor. İsterseniz IP versiyon, IPv6 IP yazabilirsiniz veya GR yazabilirsiniz. Biz ikisine sırayla deneyip farkını göreceğiz. Ardından ben istersen bu tunnel'a da bir tane IP verebilirim. Yani şu tunnel'ın kendisine şurada bir IP verebilirim. Şöyle bir tane de IP vereceğim bunlara. Adet yerini bulsun. Hatta şu yani şu da bir network var. Şu tunnel'ın kendisi de bir network olsun diye. Şöyle IP vereceğim. Daha sonra ise ne yapacağım? Bakın, bir tane statik root oluşturuyorum. Niye? Çünkü bu 2000 network'ü 3000 network'üne ulaşırken paket buraya gelince router bilmez ki. Onun için ben ne diyorum? Şu network'e ulaşmak isteyen birisi olursa tunnel'dan çıkacak. Tunnel'a giden paket ne olacak? Şunlara bürünüp dışarı çıkacak. Şimdi ben bu ayarlarını yapayım. Ayarlar yaptıktan sonra arada bir veri transferi olsun. Veri transferi olunca da Wireshark'ta görelim neler olduğunu. Hemen şuradan geliyorum ve ilk önce router 1'in şu router 1'in ayarlarını yapayım. Hemen yapacağım. FA00 IP adresi 12.0.0.1 225.225.0 no shutdown diyelim. Bir tane loopback oluşturacağım. Loopback 1 IP adres 2000. Bu benim 2000 pardon. Aktaki bilgisayarımı temsil etsin. Sırf derdimiz o yani. 64 olsun dedik. Ondan sonra şu IPv6 unicast adresi yazayım da ne olur ne olmaz biliyorsunuz bunun ne olduğunu. Interface tunnel 0 olsun. Tunnel source 12.0.0.1. Tunnel destination 12.0.0.2. Şurayı okuyorum arkadaşlar. Burayı okuduğum için hızlı yapıyorum. Tunnel mode soru işareti. Bakın burada bir sürü var. IPv6 IP de olabilir, GR de olabilir. Önce şeyi deneyim. GR'yi deneyim. GR'yi olsun. GR ne oldu? IP. Tabii IP'nin üzerine geçecek bu. Over IP. IP paketin üzerine geçecek diye yaptım bunu. Ondan sonracıma sanırım bitti. Hatta buna bir de IP vereceğim şimdi ben. Tunnel address 2500 kolon 1 64 olsun. Sanırım bitti. Bir de static root yazayım şöyle. Root 3000. Bu 3000 network'üne ulaşmak istiyorsan tunnel'a girmen lazım. Dedim ve bitirdim.
Şimdi ise aynı şeyi Router 2'de yapacağım. Şuraya gelip Router 2'de yapacağım şurada. Şöyle. Unutma lan şunu ben yazayım da kesin unutacağım. Çünkü buraya yazmamışım. Şu bilgiyi buraya yazmamışım böyle. Interface veya 00 IP versiyon 6 pardon versiyon 6 değil. 12.0.0.2 255 255 255 0. Buraya bile adres yazmıyorum artık. No shutdown diyelim. Gene bir tane loopback oluşturalım. Şu sırf aklaki network'ün 3000 30.000 değil 3000 3000 30.000 yazıyorum hep. Ne olsun? Interface tunnel 0. Tunnel source. Bu sefer tunnel source tam tersi olacak. 12.0.0.2 12.0.0.2 Tunnel destination kısmı 12.0.0.1. Çünkü paket buradan gideceğiz ama bu sefer source burası olacak. Burası destination olacak. Tunnel mode GRE IP demiştik. Tunnel'a bir IP adresi vereceğim. 2500 kolon kolon 264 olsun dedim. Ve IP versiyon root yapacağım. 2000 network'üne ulaşmak istiyorsan tanımına sokman lazım paketi dedim. Sanırım bitti. Şimdi şu değerlendirme yapayım da şöyle bir. Mesela router 1'e bir geleyim. Show IP interface brief. Önce şeye bakalım. Tamam bu adresimiz var. Show IPv6 interface brief. Loopback adresimiz var. Bu şu bilgisayarı temsil ediyordu. Tunnel'da IP adresimiz var. Tunnel'a bakalım. Show IPv6 interface tam 0 olsun. Bakın şurada bir tunnel var. Bir tane tunnel oluşturduk. Up görünüyor şu anda. Link local adresi var kendisinin tunnel'ın. Tunnel'ın IP adresi var. Şunlara üye olmuş. Bildiğimiz şey olmuş işte. Hatta show tunnel olur mu? Interface tunnel 0 olsun. Show interface tunnel 0 komutuyla da görebileceğimiz şey de var. Tunnel şu anda çalışıyormuş. Efendim söyleyeyim. Ve şu anda GRE IP olarak çalışıyor. Tamam güzel. Şimdi ping atacağım. R1'den R2'ye. Ve pardon R1'den R2 değil tabii ki. Şu bilgisayardan bu bilgisayara atacağım. Nasıl gittiğini şeyde göreceğiz. Ping 3000 source loopback 1. Yani ben sanki şu bilgisayara ping atıyor gibiyim şu anda. Bakalım yaptığımız çalışma işe yarayacak mı? Yani doğru mu yapmışız göreceğiz. Attım, gitti. Hemen şimdi şuraya geleyim bakayım içerisine. Şuraya. Bakın buradaki bilgileri okumamız lazım şimdi. Bu Wireshark da güzel görünüyor. Aa, şu yan tarafı taşmış ya. Bu görünmüyor muydu? Ha, tamam. Şu echo mesajına bakacağız. Bakın arkadaşlar. Yukarı çok okumayın. Bu yanıltıcı olabilir. Ne yapmış? Şunu açacağım. Pardon. Giden pakete bakın. Source kısmı 12.0.0.1. Destination ise 12.0.0.2. Demiştim ya hani bu IP versiyon 4 paketini içine alacak bunları öyle gönderecek. Ardından gelen matruşkaya bakın. Matruşka diyorum ne olduğunu bildiğiniz için. Matruşka diyor ki araya bir tane matruşka almış. İçimde benim diyor IP versiyon 6 var diyor. Bakın paketi bunun içerisinde GRE çıktı. GRE'si içerisinde bu çıkıyor. Hemen onu açacağım. Burada ne var? Burada ise açmaya gerek yok. Source kısmı şu. Destination kısmı şu. Ne paketi gönderdik biz? Ping attık. İşte ICMP mesaj. Bu kadar basit. Peki biz şey yapsaydık nasıl olurdu? Diğerini kullansak nasıl olurdu? Tunnel mod olarak. Tunnel mod değiştireyim. Conf d tunnel 0. Tunnel mod IPv6 IP olsun. Gene buraya geleyim. Aynı şeyi burada yapayım. Tunnel 0 tunnel mode
Tunnel mode IPv6 IP olsun. Şimdi ping atayım. Acaba şimdi nasıl görünecek? Attım pingi. Gene şeye bakacağım. Bu Wireshark'a bakacağım. Bu daha farklı görünüyor arkadaşlar. Bakın. Neredesin? Şurada. Burada ise GRE ayrıca yok. Bakın burada nasıl? Gene aynı şekilde source kısmı 12.0.0.1, destination 12.0.0.2. Yani bir IP versiyon 4 paketinin içine koymuş IP versiyonu. Bundan hemen sonra ne geliyor ona bakalım. Zaten şurayı açtığımız zaman diyor ki benden hemen sonra gelen şey diyor. IP versiyon 6 paketi geliyor diyor. Bakın 41 numara. Protokol numarası. GRE'ninki 47 idi mesela. Hemen altta ne gelmiş görüyorsunuz. Bizim gönderdiğimiz paketin kendisi gelmiş. Bu kadar. Çalışma sistemi o kadar basit ki yaptığı işlem şu. Yaptığı işlem şu. Kısaca. Buradan bir paket gelip de buraya gitmek istiyorsa router diyor ki sen buraya giderken yeni bir IP versiyon 4 paketinin içine gir. Bu IP versiyon 4 paketinin source adresi ve destination adresi bu olsun diyor. GRE ve IP versiyon IPv6 IP bu için hiç kullanılan iki tane teknolojidir arkadaşlar. Mod. GRE ile IP versiyonu IP'nin farkını gördük. Hemen hemen hiçbir şey yok farkı olarak. Ve bu iki teknoloji genelde bu amaçla kullanılıyor. Yani bir noktadan bir noktaya tunnel kurmak için kullanılıyor. Ve tavsiyem şu, eğer yani piyasada çalışan arkadaşlara söylüyorum özellikle. İmkanınız varsa şöyle bir olay gerçekleştirmeye çalışın. Yani siz bir tane firma bulun internette. Şu firmalardan bir tanesi olabilir. Ben internette Google yapınca ilk karşıma şu çıkmıştı. Böyle bir firmaya mesela böyle bir firmanın şurada bir router var diyelim ki. Siz bu router'la böyle bir GRE tunnel kurabilirsiniz. Ve IP versiyon 6 iletişimini öyle sağlayabilirsiniz dışarıda mesela. Ne bileyim şu cihazlara mesela bilgisayarlarınızda hem IP versiyon 4 hem IP versiyon 6 çalıştırabilirsiniz. Bilmiyorum yani bu hani denenebilecek bir şeye benziyor. Hoş bir şeye benziyor. GRE ve IP versiyon 6 IP konusu bu kadar basit bir konu. İleride tekrar ben bu seri için GRE'yi çekeceğim arkadaşlar. Çünkü GRE, DNVPN gibi şeyler var. Gerçi ben bunları aslında çektim. Ama hani öylesine çekmiştim. Hani bir seri içerisinde çekmemiştim. Tekrar çekeceğim bunları. Hem IP versiyon 4 içinde nasıl çalışıyor? Hem GRE'yi çekeceğim. DNVPN dediğimiz şey işte. Bu konu bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Herhangi bir sorunuz varsa yorum yapabilirsiniz altına. Hoşça kalın. Esen kalın.